Merhum şairimiz Mithat Cemal Kuntay, Kimiz isimli şiirinde diyordu ki, şahlanır göklere inkar edilen heykelimiz, gösterir ufku ölürken bile solgun elimiz. Boşa gitmez, heder olmaz vurulup düştüğümüz, zalimin göğsüne çarpar düşüyorken ölümüz. Canımız acıdır, hissetmeyecek verdiğimiz. Şaşırırsın şu satırları sana anlatsa kimiz? Vatan için, bayrak için, millet için sere serpe toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şeref timsalleridir. Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir. Türk askeri tarih sahnesine çıktığı andan itibaren inançla ve muazzam görev aşkıyla pek çok zafere imza atmıştır. Ve asırlardır şehitlerimizin anaları, babaları, eşleri, çocukları onların ardından gözyaşı dökerken ağızlarından tereddütsüz bir tek cümle dökülmüştür. Vatan sağ olsun. Düşmanın Sakarya cephesinde ilerlediği, Türk milletinin maddi gücünün tükendiği zamanlarda bazı mebuslar meclisi Kayseri'ye taşımanın gerekliliğini savunmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mebuslara şu cevabı, tepkisi kahramancaydı. Son mermimi kullanıp son nefesimi verinceye kadar savunmama devam edeceğim. Düşman gelip beni bayrağımın altında şehit olmuş ve al kanlar içinde yatarken bulacaktır. Kendi payıma konuşuyorum. Görev düşsün, ihtiyaç olsun, bayrağımı alır, silahımı kuşanır, besmelemi çeker, koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olurum. Nasip eder gazi. Ancak kanımın son damlasına kadar Türklüğüm ve Türk milletinin bekası için vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim. Çünkü aklım hep Türkiye'dir. Kalbim Türk milliyetiyle bir ve beraberdir, atmaktadır.